Hoş geldin baba. Buyur. İskender, ben seni o koltuğa emanetçi ol diye oturtmadım. Geç otur. Ayrıca sana büyük geliyorsa söyle. İşler çok iyi gidiyor baba. Bu hafta göçmen işinden 19 milyon 200 bin dolar toparladık. Ben buraya iş konuşmaya gelmedim İskender. Eve en son ne zaman uğradın? Anneni ihmal etmiyor musun? Baba, inan aklımda. İşlerden, güçlerden bir türlü fırsat olmadı ki. Hiçbir iş aileden daha önemli değil. Annenin senden bahsetmediği bir saat geçmiyor. Yanında olup moral vermen gerekmiyor mu? Bu akşam gideceğim baba. Merak etme. Yavurdağlı kardeşler gelmiş abi. Ne istiyorlarmış? Al içeri. Buyur edilecek gibi gelmemişler abi. Bu ne hadsizlik İskender? Bu adamlar benim kapıma böyle gelmeye nasıl cüret ediyorlar? Müsaade et. Fuat. Gavurdalıları içeri al. Silahlarına dokunma, huylanmasınlar. Ama adamları dışarıda kalsın. Dışarıdaki çakallar ne? Sen bilmiyor musun Tatar'ın mekanına bu şekilde gelinmez? Müslüm'ün parası kimsede kalmaz. Sen bunu bilmiyor musun Tatar? Ben senin mallarını karşıya geçirdim mi? Geçirdim. Yunanlılara yakalandılarsa git bunun hesabını kendi adamlarına sor. Benim canımı sıkma! Bu senin oğlunun dili çok uzun. Ben buraya bu şekilde geldiysem... Sebebi oğlum, seninle konuşabileceğimizi bilseydik farklı bir şekilde gelirdik Tatar. Zararın ne kadar Müslüm? Baba, bu çakallara bir de para mı vereceğiz? Karışma sen. Bu alemde herkes bilir ki Tatar'da kimsenin parası kalmaz. Ne kadar Müslüm? 1,5 milyon. Siz iki kardeş ortaksınız değil mi? Ortağız. Her şeyimiz ortak. Canınız da mı ortak? Anlamadım. Ne yapıyorsunuz lan? Bırak! Ne yapıyorsunuz lan siz? Tatar! Bitiririm lan seni. Bitiririm. Fuat, sen dışarıdaki çakallarla ilgilen. Bu alemde herkes bilir ki Tatar'da kimsenin parası kalmaz. Ama Tatar'dan da kimse haraç alamaz. Yanlış anlam oldu. Ağabeyim öyle bir şey demek istemedi. Konuşma lan! Bunlardan mı korktun ciğersiz köpek? Benim paramı kimse hiç edemez Tatar. 1,5 milyon alacağım vardı. Bu hareketin üstüne sana 1,5 daha ceza kestim. Ya paramı ver... Ya da burada kafamız. Ben buradan çıkarsam var ya Tatar. Memleketteki bütün Tatarların kafasına tek tek sıkacağım. O zaman ben sana 1,5 daha getireyim. Müzik
yapıyorsun Tatar? Beni mi yakacaksın? Ben yakmayacağım. Para yakacak. Bu alemde herkes bilir ki Tatar'ın parası adamı yakar. Ya abi! Kurbanız olayım zaten! Abi! Abi! Haydi ne diyeceğim? Abi! Abi ne abi? Abini al, Adana'da defnet. Bundan sonra da gavur dağlara İstanbul yasak. Anladın mı yeğen? Birader Ali İkber Kahraman davası görüldü mü? Görüldü. Birader. Kimsin sen? Niye soruyorsun davayı? Bundan iki çift lafım var. Eğer buradaysa yüzüne diyeceğim. De ne ilgilendiriyor seni onu anlamadım. Bir şey varsa bana söyle. Mahallede kere etmedi. Buraya da seni mi gönderdiler? Ne diyorsun hanımefendi? Ha? Savcı bey. Size bahsettiğim çetenin elemanlarından. Müvekkilimi korkutmak için göndermişler. Delil arıyordunuz. Buyurun size kanlı canlı delil. Ya gerçekten çok merak ettim. Nereden anladın tehdit için geldiğimi? Yüzünden, halinden belli. Az önce mübaşire dayı müvekkilimi sormadın mı sen? Adam gibi sordum. Ben çok gördüm senin gibi şehir eşkıyalarını. Anlamak için uzman olmaya gerek yok. Abi. Dida. Abi. 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 İyi günler avukat hanım. Ne zaman geldi? Anlatacağım. Ali'yi nereye götürdüler? Cezaevine abi. Berin'le tanışmışsınız. Berin arkadaşım. Ali'min de avukatlığını yapıyor sağ olsun. Avukat hanım kendini tanıştırdı da ben fırsat bulamadım. Ben çok özür dilerim. Sizin askerde olduğunuzu biliyordum. O yüzden hiç aklıma gelmedi. Estağfurullah, önemli değil. Demek ki davanız konusunda titizsiniz. Hiç olmayacak şeyler söyledim. Ne olur.